anlattı. Evet. Yani şu an bir çözümsüzlük var. Belli çabalar var ama net bir çözüm yok. Altın bunu son dönemde kullandı yukarı evet. gitmek için. Mehmet Ali Yıldırım Türk 1300'ün üzerine de attı zaman zaman ama şu an 1293'lerde. Soracağım ama ALB hazırmış. Tamam. Hemen bir kez daha dönelim. Kur konusundaki yorumunu alıyorduk Enver Erkan'ın. Enver bir kez daha anlatırsan sevineceğiz. Tabii şimdi Amerika'dan TÜFE verilerinin açıklanması sonrasında yıllık bazda TÜFE'nin %2'ye ulaştığını gördük. Bu da FED'in hedefine ulaştığını gösteriyor enflasyonun. Tabii bu beraberinde faiz tartışmalarını da getireceği için gelişmekte olan ülkeler açısından iyi bir haber olmadı. Bu da dolar TL paritesinde tansiyonu yükseltti diyebiliriz. 2.06 seviyelerine kadar düşen bir kur vardı ve bugün 2.10.70 seviyesinin yukarıda test edildiğini gördük. Şu anda 2.09 seviyesi aşağıda destek oluşturuyor. 2.09 üzerinde kaldığı sürece kurda seyrin yine yukarı yönlü olabileceğini düşünebiliriz. Burada direnç seviyesi 2.10.70'te görünüyor. Haftaya önemli açıklamalar olacak. İçeride Merkez Bankası toplantısı var. Dışarıda FED tutanakları ve yarın konuşması olacak. Bu üç açıklama dolar TL açısından kritik görünüyor. 2.09 seviyesinin yeniden aşağı yönlü kırılması gerekiyor. Kurun yeniden gevşeme trendi içerisine girebilmesi için şu anda teknik görünümün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Enver, euro dolara bakalım. Orada da 1.37 seviyesi yerlerindeyiz. Euro dolar paritesinde 1.36.50'leri görmüştük yakın zamanda. Draghi gibi Avrupa Merkez Bankası yöneticilerinden gelen açıklamalar sonrası bir faiz indirimi sinyali sonrası şu an 1.37'deyiz. O cephede durum nasıl? Şimdi euro dolarda 1.37 seviyesinin korunduğunu görürüz. Burası çok önemli bir destek olarak çalışıyor. Dün euro bölgesi büyüme verileri olumsuz gelmişti. Amerika TÜFE verileri beklentiden yüksekti. 1.37 seviyesinin aşağısına doğru bir fiyatlama olmuştu. Fakat euro dolar paritesi tekrardan toparlandı ve bugüne baktığımızda da 1.37 seviyesini kırmakta zorlandığını görüyoruz. Paritenin gevşemeye devam edebilmesi için 1.37 aşağısında kalıcılık sağlaması gerekiyor. Burada destekler 1.36.70 ve 1.36.20 olarak görünüyor. Evet. Ancak 1.37 seviyesinin kırılamaması paritede yukarı yönlü risk de oluşturabilir. Bu bakımdan dikkatli izlenmesi gereken bir seviye burası. Emel, bir de altın yorumunu alalım. 1.293 dolardayız altının olsun da şu an için. O cephede nasıl bir tablo var? Diyeceğim ama Enver'de yine bir donma sorunu yaşadık. Teşekkür ediyoruz. ALB menkul değerlere kolay gelsin diyelim. Altın konusundaki yorumu Mehmet Ali Yıldırım Türk'e soralım. Ukrayna bu dönemde en çok etkileyen